dini hassasiyeti olmayan bir insan başı açık olabilir. Kendine göre bazı zaruretleri, bazı sıkıntıları olabilir. Biz ona hüsnü zan ederiz. Buna rağmen Allah'ın şiarına, hocaya, Kur'an'a, ezana, Ramazana ve hilale canından daha fazla kıymet veren ama bir türlü ya nefsine yenik düştüğü için ya da başka sebeplerde Allah indinde makbul olabilir, olmayabilir. Ama kendi indinde mazeret olarak iddia edilen bir takım gerekçelerle örtünememiş olabilir. Bize düşen Allah'ımızın bu kullarına da örtüyü sevdirmesi, örtüyle olan mücadelelerini imtihanlarını kolay edip o hususta onları galip kılmasıdır. Nefis ve şeytanlarına karşı. Dışarıdan gelecek tenkitlere karşı. İnsanoğlu aciz. Eğer İslami bir hayat yaşadığım zaman ben Hazreti Resulullah'ın, Hazreti Allah'ın, sahabenin, Kur'an'ın anlattığı bir dini tatbik etmeye başladığımda Erkek sakal bıraktığında, sarını cübbesini giydiğinde, medreseye başladığında, hanım çarşafını giyip de artık namahremden sakınmaya başladığı zaman zannediyor ki hiç dostu kalmayacak. Hiç arkadaşı olmayacak. Artık çevresini tümüyle yitirecek zannediyor. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İçinizden bazıları, karşısına çıkan bütün engellere rağmen, bütün zorluklara rağmen, Rabbim Allah demekten geri adım atmıyorlar. Allah ve Resulü ne buyuruyorsa, baş üstüne, ben de gideceğim musallada taş üstüne diyerek, oradaki soruyu, oradaki suali, oradaki akıbeti önemseyenler. Bazı korkular yaşayabilir ve o korkular İslam'ı yaşamaktan onları geri bırakıyorlarsa Allah Celle Celaluhu korkmayın diyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا salihat <الصالحات> İman ettikten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra o imanın gereği olan işleri yapmaya devam ederse Ve hamilü salihat. Salih amellere müdavim olurlarsa. Salih ameller nedir? Ulemanın farklı izahları vardır. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu çok merak ettim Hazreti Allah'ın cenneti vaat ettiği ayetlerde kullarından iman ve ameli salih işlemiş. Acaba bu ameli salihler hangileridir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptıklarının tümünü kastediyorsa kimin gücü ona yeter ki? Hiçbirimiz ona takat getiremeyiz. Bir Allah dostu gibi, bir Allah dostunun bile Mahmud Efendi Hazretlerinin Sami Efendi Hazretleri'nin Mehmet Zahid Kotku Efendi'nin ömrünü İslam'a adamış o insanların hayatının aynısını yaşamak mümkün. Eğer cennete girmek için onların yaşadığı bir hayat gerekli ise buna birçok kişinin gücü ve takati yetmez. Cennet boş kalır. Hepsini Cenab-ı Hakk'ın şart koşması mümkün değil. O zaman ibadetlerden en önemlisi olmalı. Acaba onlar nedir diye haftalarca bu sual beni meşgul etti. Sonra Cenab-ı Hak gönlüme ilham etti ki bunlardan murat, kelime-i şehadet, beş vakit namaz, hac, zekat ve oruç. Bu beş tanesidir. Beş tane. Bu beş şart. Bunları hakkıyla yerine getiren, tadili erkanına riayet ederek bunları icra eden, bunlar hususunda kılı kırk yararcasına hassasiyet göstereni Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor. Salli ala Muhammed.